Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün pudingle yapabileceğiniz çok pratik bir mozaik pasta tarifim olacak. Birkaç hafta boyunca dondurucuda tazeliğini muhafaza edebileceğiniz, dar zamanlarınızda ikram edebileceğiniz oldukça pratik bir lezzet oldu. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Her zamanki gibi malzeme listesini yine açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Tatlımızın ilk olarak pudingini hazırlamakla işe başlayalım. Üzerinde 3,5 su bardağı süt yazan pudingimizi 3 su bardağı süt ile kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Fokur fokur kaynayıp kıvam aldıktan sonra ateşten indirelim. İçerisine 50 gram tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar da margarin ekleyelim. 100 gram kadar da çikolata ekleyelim. İsterseniz bitter, isterseniz kakao'lu tercih edebilirsiniz. Tereyağı ve çikolata parçaları içerisinde eriyinceye kadar devamlı karıştırarak pudingimizi soğutalım. Pudingimiz bir kenarda soğurken biz de uygun bir karıştırma kabında bir paket petibör bisküviyi elimiz yardımıyla ezelim. Çok fazla un ufak etmenize gerek yok. Bu şekilde eliniz yardımıyla parçalara ayırmanız yeterli olacaktır. İlk aşamada 2 paket Petit Beurre bisküvinin bir tanesini bu şekilde ezdim. Diğerini de ihtiyaç halinde kullanmak için kenara ayırdım. Şimdi soğumuş olan pudingimizi petibör bisküvilerin üzerine bu şekilde dökelim. Yarım su bardağı kadar iri çekilmiş cevizi de ekledikten sonra bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Kenara ayırmış olduğumuz diğer paket bisküvinin de yarısını bu şekilde ezerek karışımımıza ilave edelim. Her zaman temkinli olmakta fayda var. Bu yüzden diğer yarısını da sonradan ilave ederek tekrar karıştırma işlemine devam edelim. Toplamda 1,5 paket petit beurre bisküvi kullanmış oldum arkadaşlar. Şimdi artık bu elde etmiş olduğumuz karışımı uygun bir kalıp olarak kullanacağımız kabın tabanını streçle kapladıktan sonra Üzerine bu şekilde boşaltalım. Tamamını bu şekilde boşalttıktan sonra spatula yardımıyla bastırarak kalıbımızın şeklini almasını sağlayalım. Ve şimdi üzerini de streçle kaplayarak dondurucuya kaldıralım ve en az 3-4 saat olacak şekilde dondurucuda soğuyarak donmasını sağlayalım. Dediğim gibi daha önceden yaparak dondurucuya atabilirsiniz. Birkaç hafta boyunca dondurucuda hali hazırda tatlınızı bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde donduktan sonra üzerindeki streci alarak herhangi bir servis tabağına ters çevirelim. tabanına sermiş olduğumuz streç filmi de bu şekilde çıkardıktan sonra üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben süslemede kivi tercih ettim. Sizler dilerseniz çilek, muz ya da hindistan cevizi, yeşil fıstık gibi elinizin altında hali hazırda ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Tabi mozaik pastaların olmazsa olmazı çikolata sosu da bu şekilde gezdirdikten sonra dilimleyerek servis yapabiliriz. Bu güzel lezzeti beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Sizler de bu lezzeti denerseniz fikir ve görüşlerinizi yorum bölümünden bana yazmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için abone olabilirsiniz. Bir başka lezzet ve tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.